Sevgili gençler, merhaba. Gireceğiniz bu sınavı ölüm kalım savaşı olarak görmemelisiniz. Bu zamana kadar elinizden gelen gayreti gösterdiğinize inanıyorum. Sınav sonrasında hangi durumla karşılaşırsanız karşılaşın, bu durum çevrenizdekilerin size olan sevgi ve güven duygusunu azaltmayacaktır. Kendinize güvenin. Artvinli biri olarak hepinize başarılar diliyorum. Gençler merhaba. Size tavsiyem, geçmişte yaşamış olduğunuz başarıları düşünün. Gelecek hakkında olumsuz düşünmeyin. Başarılı olacağınıza inanın. Unutmayın, her şey inanmakla başlar. Aynanın karşısına geçin ve yapabilirim, başarabilirim diye tekrarlayın. Değerli gençler, sınav öncesi bedensel duygusal yönden yorgunluk hissettiğiniz durumlarsa sizi dinlendireceğini düşündüğünüz hobiler, etkinliklere yönelebilirsiniz. Örneğin uyuyabilir, müzik dinleyebilir, bulmaca çözebilir, roman şiir okuyabilir, sevdiğiniz bir filmi izleyebilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Merhaba gençler. Sizlere sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakmanızı öneririm. Bunun yerine imkanlar doğrultusunda dinlendirici özelliği olan bol oksijenli yerlerde kendinizi koruyarak, oturarak ve dolaşarak gününüzü geçirmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar dilerim. Sevgili gençler, artık sınav olayını mümkün olduğunca zihninizden uzaklaştırmaya çalışın. Sevdiklerinizle beraber sohbet ortamları oluşturmaya gayret edin. Oluşturduğunuz bu sohbet ortamlarında ise konunun sınav harici konular olmasına da özen gösterin. Hepinize bu süreçte kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Merhaba gençler. Sınav akşamı akşam yemeğinde sağlığınızı bozma tehlikesi olan yiyeceklerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca uykudan önce sizi gelebilecek ortamlardan da uzak durmanız iyi olacaktır. Uyumadan önce duş alabilirsiniz. Yatağınıza uzanarak dinlendirici, rahatlatıcı kitaplar okuyabilir, müzik dinleyebilirsiniz. Merhaba. Sınav akşamı her zaman yattığınız saatten önce yatarak kendinizi bir an önce uyumalıyım gerilimine sokmayın. Uykunuz gelinceye kadar sevdiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Değerli gençler, sınav sabahı biraz erken kalkarak şöyle enerji dolu, besleyici, güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ama fazla ağır olmamasına özen gösterin. Sınava götürmek için hazırladığınız belgeleri yanınıza aldığınızdan emin olun. Bunlar ne mi? Kimlik belgesi, yumuşak uçlu iki tane kurşun kalem, yumuşak kaliteli bir silgi, kalem açacağı, su, şeker, saybak. Ve sınav sabahı trafik olacağını hesaba katarak, zamanında sınav yerinde olacak şekilde evden çıkışınızı ailenizle birlikte planlayabilirsiniz. Hepinize başarılar. Trabzon'dan sevgiler. Sevgili öğrencilerimiz, sınav günü giydiğimiz kıyafetlere dikkat edelim. Sınava gireceğiniz salon sıcak ya da serin olabilir. Bunu dikkate alarak rahat edebileceğiniz, gerektiğini çıkarabileceğiniz, istediğinize de üzerinize alabileceğiniz giysiler giymeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Merhaba çocuklar. Sınav anında streslendiğimizi hissedersek sizlere nefes egzersizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Oturduğumuz yerde burnumuzdan derin nefes alalım ve bunu yavaşça geri bırakalım. Bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra tüm kaslarımızı da rahatlatalım. Sınavda başarılı olacağımızı düşünelimde bulunan kendinizi tekrarlayın. Unutmayın ki tüm arkadaşlarınız sizinle aynı durumda. Sevgili öğrenciler, sınavda görevli öğretmenlerinizi dikkatli dinleyin. Anlamadığınızı mutlaka sorun. Sınavla ilgili açıklamalar bölümünü dikkatlice okuyun. Sınav anında cevap kağıdınızdaki bilgileri doğru doldurmaya özen gösterin. Cevap kağıdında kaydırma yapmamak için cevaplarınızı tek tek işaretleyin. Kitapçıklar çok fazla olduğu için, türleri daha çok fazla olduğu için İlk sorular biraz zor gelebilir. Bu durumda lütfen paniğe kapılmayın. Sorular zor diye kendi kendinizi strese sokmayın. Başarılar diliyorum. Merhaba gençler. Sınav anında soruları cevaplamaya daha önce alışık olduğunuz yöntemle devam edin. Yeni bir yöntem denemeyin. Bazı paragraf soruları çok uzun olabilir. Zor diye düşünülen bir soru diğerlerine göre daha kolay çözülebilir. Bu soru çok uzun, zor diyerek sorulara ön yargılı davranmayın. Soruları çok iyi okumaya çalışın. İlk okuduğunuz seçeneklerden biri doğru yanıt gibi gelse de diğer seçenekleri de gözden geçirin. Çünkü bazı sorularda diğer seçeneklere göre en doğru yanıt istenmektedir.
Hepinize başarılar diliyorum. Merhaba, benim size tavsiyem sorulara takılıp kalmayın. Yapamadığınız sorunun yanına işaret koyup diğer soruya geçin. Dikkatinizi yalnızca okuduğunuz soru üzerinde yoğunlaştırın. Herhangi bir soruyu yanıtlarken aklınız diğer soruda kalmasın. Tüm soruları yanıtlamak zorundayım diye de koşullanmayın. Çünkü bu sizde gerilim yaratabilir. Sınavda sorular belli bir zorluk derecesine göre hazırlanmaktadır. Yapamadığınız sorularla karşılaştığınızda moralinizi bozmayın. Çünkü yapabileceğiniz sorular yapamayacaklarınızdan daha fazladır. Sınavda sonuna kadar mücadele edin. Yapamadığınız soruları testin tümünü bitirdikten sonra yanıtlamaya çalışın. Değerli öğrenciler, dikkatiniz dağıldığında derin nefes alıp vererek nefes egzersizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle elinizden geldiğince rahatlamaya çalışın. Bilmediğiniz soruları rastgele işaretleme yapmayın. Unutmayın ki boş bırakmak yanlış yapmaktan daha iyidir. Sürenizi son saniyesine kadar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda sınav esnasında elinizden geldiğince başkalarını rahatsız etmemeliyiz. Gençler, asla pes etmeyin. Unutmayın ki doğru motivasyonla başarı kapıları önümüzde açık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kıymetli gençler merhaba. Sizlere tavsiyem kendinize inanın ve güvenin. Gerisi gelecektir zaten. Sizler ülkeniz, aileleriniz, öğretmenleriniz ve sevdikleriniz için değerlisiniz. Bunu sakın unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.